Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 284 sıra sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile ihracatçı birliklerinin kuruluş ve görevleri hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin birinci bölümü üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Yüce Meclisi ve aziz Türk milletini saygılarımla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, hazırlanan kanun teklifiyle ülkemizin ihracat stratejileri doğrultusunda ihracat odaklı ve devamlılık arz eden, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetlerle iştigal eden firmaların teminat ihtiyaçlarını karşılayan ihtisaslaşmış bir kefalet kurumu olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi'nin öz kaynaklarıyla kurulan ihracatı geliştirme anonim şirketine ihracatçı birliklerince gerekli sermaye katkısı sağlanması için gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması öngörülmektedir. Ayrıca Türkiye'de ihracatı finansman yolu ile destekleyen tek resmi kuruluş olan Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi'nin diğer uluslararası ihracat kredi kuruluşlarıyla dış piyasada rekabet gücünü artırarak değişen ve gelişen dünya ticaretinden Türkiye'nin daha fazla pay alabilmesini sağlamak için diğer kamu bankalarına halihazırda tanınan istisna ve muafiyetlere sahip olması ve bu suretle ihracata ayırdığı kaynakların vergi yükümlülükleriyle daralmasının önüne geçirilmesi amaçlanmaktadır. Yapılması öngörülen bu düzenlemelerle birlikte kanun teklifinde yer alan çeşitli maddelerle 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda değişiklik yapılarak kaçakçılık suçlarına konu olan eşya ve araçların tasfiye işlemlerinin daha etkin ve hızlı şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmaktadır. Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının seçim dönemlerinde adaylarına eşit şartlara sahip olması hedeflenmektedir. Ticaret Sicili Gazetesi ile Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'ne ilişkin komitelerce Ticaret Bakanlığı'nı temsilen yer alan üyeler yeniden düzenlenmektedir. Şirket ortakları ile şirket alacaklarının menfaatleri göz önünde bulundurularak şirketlerin tasfiye süreçlerinin basitleştirilmesi ve hızlandırılması amaçlanmakta ve ihtiyaç olduğu değerlendirilen diğer bazı alanlara ilişkin olarak değişiklikler yapılmaktadır. Kanunun birinci maddesiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi ile ihracatçı birliklerinin kuruluş ve görevleri hakkında kanunun 18. maddesinde değişiklik yapılarak ihracatı geliştirme anonim şirketine aktarılmak üzere ihraç bedelinin 1/10'üne kadar bir oranda kesinti yapılması ve adı geçen kefalet kurumunun ileride kendi iş ve işlemleriyle yaratacağı öz kaynaklarına ilave bir gelir de sağlanarak sürekli güçlü bir finansal yapı içerisinde olması ve böylece ihracatçıya sürekli ve etkin bir şekilde hizmet vermesi amaçlanmıştır. Ayrıca düzenleme kapsamında hizmet sektörü ifadesi yukarıda da belirtildiği gibi hizmetin pek çok alt sektörü içeren geniş yelpazeli faaliyet alanlarını kapsaması nedeniyle hizmet sektörleri olarak da değiştirilmiştir. Yine kanunun diğer maddelerinde de vergide bir takım avantajlar sağlanmış, ihracat gelişim AŞ'ye gelir vergisi kanununda yapılan değişiklikle muafiyetler tanınmıştır. Yine damga vergisinde, katma değer vergisinde bir takım avantajlar sağlanmıştır. Tabi kanunun tamamına Milliyetçi Hareket Partisi olarak olumlu bakmaktayız. Ben konuşmamın diğer kısmında özellikle seçim bölgem olan Mersin'de narenciye ihracatı ile ilgili ve yaz sebze meyve ihracatı ile ilgili yaşanan bir takım sorunları ve bunlarla ilgili çözüm önerilerimizi gündeme getirmek istiyorum. Tabi Güney Yarımküre'de yaşanan bir takım sorunlardan dolayı sezon bu yıl 1,5 ay gibi bir uzamaya sebebiyet vermiştir. Ve Güney Yarımküre'deki ülkeler lojistikte ve sevkiyatta yaşanan ve iç karışıklıklardan sebep olan bazı sorunlardan dolayı Rusya'ya ve Avrupa'ya sevk ettikleri narenciye ürünlerini 1,5 ay süreyi daha uzatarak göndermişler. Türkiye'de de bu yıl rekoltenin de yüksek olması sebebiyle narenciye ürünleri Güney Yarımküre'deki sezonun uzamasıyla çakışmış ve iç piyasada ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalınmıştır. Tabi bununla ilgili olarak geçtiğimiz yıl özellikle limon ihracatına iç piyasadaki fiyatların anormal yükselmesinden dolayı kota konulmuş ve iç piyasada bir denge oluşturulmasına çalışılmıştır. Ama bu yıl bu yaşanan sıkıntılardan dolayı özellikle
narenciye üreticisinin, limon, portakal ve mandalina üreticisinin desteklenmesi gerekmektedir. Mutlaka geçtiğimiz yıllarda verilen DİFİF desteğinin bu yıl ivedi olarak başlatılması gerekmektedir. Aksi takdirde şu anda limon tarlada 50 kuruşa, paketleme, işçilik, kasa, ambalaj, nakliye, vergi, fire gibi maliyetleriyle beraber Ankara ve İstanbul teslimi 2 TL gibi bir rakama iç piyasaya sunulmakta. Dışarıda da yine Rusya pazarında ve Avrupa Birliği ülkelerine yaptığımız sevkiyatlarda da özellikle bazı siyasi sebeplerden ötürü veya Tarım Bakanlığı'nın gerekli tedbirleri almaya çalışmasına rağmen çiftçimizin yeterli bilince sahip olmamasından dolayı, ilaç kalıntılarından dolayı bazı sıkıntılarla karşılaşılmakta ve bazı tırlar gümrük kapılarından geri dönmektedir. Bununla ilgili mutlaka gerekli düzenlemeler yapılmalı. Özellikle Orta Doğu'ya yapılan ihracatın yeniden bütün Orta Doğu ülkelerini kapsayacak şekilde Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Irak gibi ülkelerin de içine katılarak narenciye ile ilgili bu krizin bu yıl mutlaka aşılması gerekmektedir. Yoksa seçim bölgem olan Mersin'de bu yıl bazı üreticilerimiz maalesef ki uzun yıllar büyük emeklerle yetişen narenciye fidanlarını, limon fidanlarını sökmek durumunda kalacaklardır. Bununla ilgili mutlaka gerekli destek verilmelidir. Ayrıca sevkiyatla ilgili gümrük kapılarında yine uzun kuyruklar oluşmakta. Özellikle bu ilaç kalıntılarının tespitiyle ilgili süre uzamaktadır. Gerek Türkiye'deki bu tahlillerin yapılması, gerekse özellikle Rusya ve Avrupa Birliği ülkelerinde bu tahlillerin yapılması uzun bir zaman almaktadır. Gerekirse Türkiye sınır kapılarında akreditesi olan laboratuvarlar kurmalı. Bu tahlilleri kendisi yapıp karşıda yeniden bir tahlil için zaman kaybına fırsat verilmemelidir. Yoksa Türkiye'den çıkan bir narenciye Rusya'daki pazara ulaşıncaya kadar 12-13 gün gibi bir zaman kaybı olmaktadır. 12-13 gün içerisinde özellikle mandalina gibi veya narenciyenin bazı çeşitlerinde bozulmalar olmaktadır. Bununla ilgili mutlaka tedbirler alınmalı. Bu Türkiye'deki tahlil süreleri kısaltılmalı ve laboratuvarlardaki tahlil ücretleri de ucuzlatılmalıdır. Tarım Bakanımız Mersin ziyareti için bulunduğu sırada da üreticilerimiz bu sorunları Tarım Bakanımıza bizzat arz etmiştir. Sayın Bakanımız bunlara gerekli ilgiyi göstermiş, talimat vererek bunun üzerinde arkadaşlarımıza çalışın, bu ücretleri indirin diye talimat vermiştir. Bununla ilgili mutlaka sonuç alınmalıdır. Türkiye AB Yeşil Mutabakat Anlaşması, Paris İklim Anlaşması ve 11. Kalkınma Planı'na uygun olarak biyolojik ve biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması 2023 hedefleri doğrultusunda sektör önceliğimiz olması gerekmektedir. Tüm zararlarla ilgili yapılan biyolojik maddelerin ülke genelinde uygulanması için oluşturulan eylem planının tabii ki bakanlık nezdinde paydaş kuruluşlar ve yerel yönetimlerin yetkililerinden oluşan bir komiteyle yapılmalıdır. Turunçgil sektörünün gelişimine ve ülkemizin tanıtımına büyük katkılarına inandığımız 1968 yılından bugüne kadar her 4 yılda bir dünyanın değişik ülkelerinde yapılan Turunçgil Olimpiyatları olarak değerlendirdiğimiz 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi ilk kez ülkemizde gerçekleştirilecektir. Tarım Orman Bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanlığımıza ve bağlı birimlerin mutlaka düzenlenecek olan Turunçgil Konseyi'ne gerekli desteğe vermesi hem burada Türkiye'nin tanıtımı açısından ve Türkiye'deki narenciye üreticilerinin üretiminin tanıtımı açısından faydalı olacaktır. Hem de ihracatta yeni kapılar açılmasına yol açacaktır. 2021-22 Turunçgil sezonu bu şekilde değerlendirildiği takdirde Türkiye'ye yaklaşık yıllık 1 milyar doların üzerinde katkı sunan narenciye ürünlerimiz daha büyük bir getiri sağlayacaktır. Bununla beraber yine ülkemizde narenciye ürünlerini işleyen meyve suyu ve diğer kozmetik ve diğer sanayi ile ilgili tesislerinde kurularak narenciyeden mutlaka sanayileşmiş ürünler de ihraç eder duruma gelmemiz ve bundan daha büyük ekonomik gelir elde etmemiz de gerekmektedir. Ben Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum.